Günaydın kızım. Kızım. Hey, çok mutluyum şu an. Tipe bakar mısınız? Kırmızı oruç. Spora gitmeye çalışıyorum. Evden çıkarmaya çalışıyorum, gidelim spora diye. O da oyun odasında oynayacak. Evden çıkaramıyorum. Ne yapacakmış? Kırmızı oruç sürecekmiş. Kendine sürü yetmezmiş gibi Elsa'ya da sürmüş. Let me see Elsa. Allah'ım, bana sabır ver ya Rabbim. Nothing. I love you. Can we go to gym now? Yeah. Okay. Let's get ready. O oyna dilim aşkım. Anatolia. Bana bak. Sevgilim. Sevgilim. Seninle. Ay sana kurban olayım. Kla. Türkçe konuşuyor şu an. Böyle konuşuluyormuş Türkçe. Aşkım. Don't eat mommy. Aşkım. Why not? Because I love you. It's not okay to hit anybody, okay? Kimseye vurmuyoruz anneciğim, tamam mı? Aşkım sana kurban olmayı. Siz hiç kendi kendine... Yes mama. Siz hiç kendi kendine ayakkabılarını giyen bir Anatolia gördünüz mü? Aferin benim güzel kızıma. İstanbul tişörtlü meleğim benim. Oyuncaklarının yarısının şurada oluşu. Bunun bir üç katının da odasında oluşu. Kesinlikle oyuncak konusunda bir declutter dedikleri ne derler? Eleme, azalma yapmam lazım. Ev oyuncaktan geçilmiyor ve artık daraldım ben. Birçoğuyla da oynamıyor zaten. Özellikle yaşı için çok küçük olanları böyle bebek oyuncaklarını falan bir poşete koyup bağış yapacağım ya da vereceğim birine. Çünkü cinlendiriyor artık bu durum beni. Oturup yapmam lazım tek. Bir ara fırsat bulup oturup onu yapmam lazım. Aslında evden de atmak çıkarmak istediğim o kadar çok şey var ki. Mami. Ay, good job. Yay. What? Jolly. Apartmanın içinde bağıran bir çocuk. Kızım sen ne çeşit bir manyaksın. Ben bugün güya 10'da gidecektim spora. Sabah 8.30'da kalktım. 10 gibi giderim diyordum. Şu minik canavarı şu hale getirmek. Alt tarafı hey. Alt tarafı bir short. Bir tişört koyup. Saçlarını yapıp bir kahvaltı ettirmek. Yemin ediyorum. Bugün ömrümden ömür aldım. Bugün inadı üstünde asla hiçbir şey yapmıyor. Kırmızı rujunu sürecekmiş. Elbisesini giyecekmiş derken. Saat oldu 11'de. Hey Anatolia. Anatolia buraya gel. Grab your water. Come on, fast. Hey. Ay asla dinlemiyor ya. Al suyunu. Ay beni yedi. Anne siz yemediği zaman ne yapıyorsunuz? Kızamıyorum da. Salak salak şarkısı. Anlamsız şeyler söylüyor. Yani hem dünyanın en tatlı şeyi olur hem de beni... Çıldırmayı nasıl başarıyor bilmiyorum. Aşığım bu minik manyağı. Okay. Şimdi el tutuyoruz, el ele tutuşuyoruz. Ver bakayım elini anneciğim. Hold my hand please. Tars my thumb. Hold my finger. Thank you. Karşına karşıya geçerdik. Well, mommy needs water too. Mommy will go exercise. Niye su var elinde diyor. I will never leave you. Ve beni asla bırakmayacaksın değil mi diyor. Oy, aşkım beni. Never. Uh-uh, no way. Mommy will just go exercise and then you play in the playroom. Mommy will come pick you up. Beni oyun odasına bıraktığında geçen gün ağlamış. Annem beni bıraktı diye ben de o günden beri söz veriyorum. Anne seni asla bırakmayacak diye. Bırakır mıyım ya? Annen hayatı bırakır seni bırakmaz aşkım. Keşke bunu anlayacak yaşta olsa. Okay. Şimdi spora gidiyorum. Kahvaltı etmedim bugün. Kahvaltı etmeden gidiyorum. Bakalım performansım nasıl gelecek sanırsın. Böyle şey olimpiyatlara hazırlanıyorum. Ne performans. Ama fırsat olmadı sayesinde çikinin. Sonra artık öğlen yemeğini de yiyeceğim bir sonra. Bir spor salonundan çıktık. 35 dakika eliptikteydim. 11. dakikanın sonunda beni çocuk odasından, oyun odasından çağırdılar. Kızınız kaka yaptı diye.
Ki Evcan Antonio'ya söylemiştim, kakanı yap. Hani öyle gidelim, sorun değil. Burada yapsa da sorun değil ama bölünmüş oluyor egzersiz. Neyse, 15 dakikada gittim onun bezini değiştirdim. Sonra bugün normalde... Okey mama, normalde eliptiği koşu bandından daha çok... Ay şu koyayım, kollarım yoruluyor. Koşu bandından daha çok sevmeme rağmen bunlar sıktı beni. O yüzden koşu bandına geçtim. Bir 25 dakikada... What? The car wash place. Wash the car. Mommy is talking with her friends, Angel. Okay, give me a second. 25 dakika koşu bandındaydım. Ondan önce de 11 dakika eliptikteydim. 36 dakika. Kardiyo yeter. Sevmiyorum. Kardiyodan nefret ediyorum. Sonra bacaklara geçtim. İç dış bacak, üst alt bacak, üst ön, üst arka bacak, kalça falan filan hareketleri yaptım. Ben de konuştum. Ve işte toplamda herhalde... Oha biz geldiğimizde saat 11 değil mi? Sabah 11 dedim ben. Şu an saat 1'e 8 var. Bayağı kalmışım. Mami, can you talk to me? Yes, I can talk to you. Her neyse. Böyle. Şimdi Lorede teyzeye bırakacağım Anatoly'yi. Bugün akşam Lorede teyze iki torunu Charlie ve Anatoly'ye ve belki eşi de Lorede teyzenin eşi de hayvan bahçesine gidecekler. Nighttime Zoo diye bir şey var burada. Yılın belli dönemlerinde açılıyor. Hayvan bahçesine akşam ziyaret edebiliyorsunuz. Bu sıcaklarda en güzel şey bence. Gündüz gitmektense. Ben akşam çalışıyorum. Babası Anatoly'yi hayvan bahçesine götürecek. Ben şimdi Anatoly'yi bırakacağım. Gideceğim biraz alışveriş yapacağım. Yumurtam falan bitti. Yumurta alacağım Anatoly'ye. Organik süt çarçur. İşte ev alışveriş yapacağım biraz. Sonra eve gideceğim. Bir duş. Saat 1 oldu. Bugün 6'da çalışıyorum. Belki uyumam bugün. Ders çalışırım. Ondan sonra da iyice kendime böyle salata gibi çabuk bir şey yapacağım. Hiç yemek pişirmekle uğraşmak istemiyorum. Vaktim yok. Ders çalışmam lazım. Böyle. Bu arada Lora teyzenin köpeği öldü. Anatolia! Please! Lora teyzenin köpeği öldü. Maalesef Coyote neydi? Coyote dedikleri. Çakal mı? Çakal saldırısına uğrayıp vefat etti mi denir köpek? Şimdi ben öldü. Lora teyzenin morali bayağı bozuk. Böyle neyse izin vermek ki anlatayım size durumları ama olay bu. Gidiyoruz. Anatoly bu şarkıya aşık. Gece gündüz bu şarkı dinliyoruz. Aşkım. Çıkıyor bak. Sizin evinin orada. Benim çok sevdiğim bir ne derler şey var. Asya marketi var. Şu an oradayım. Çok güzel bir deal var. Organik yumurtada. Bir de size şunu göstereceğim. Bu olduğunu tahmin ettiğim şey mi bilmiyorum ama Filipinlerin yediği balut diye bir şey var. Ördek ama için ördek yumurtası ama içinde ördeğin kendisi de var. Bu o olabilir. Ya da bu değilse bile burada olduğunu duydum. Almayacağım tabii ki ya da yemeyeceğim öyle bir şey ama. Değil değil mi sizce de? Bilebilirsem göstereceğim. Neyse kim bilir nasıl bir şey. Sanki görsem de tanımam ya. Sadece şu tarafa bakarak bile 10 kilo alıyorsunuz. Ama Allah kahretsin hayatta dünyada en sevdiğim yemeklerden birisi olabilirdi. Eğer Black Bean Noodles'ı seviyorsanız illa da bu markayı tavsiye ediyorum. Bomba ötesi güzel. Kahretsin. Keşke olmasa. Bülent. Bak burada ne var? Senin sevdalın. Ben aslında çok seviyorum bunları fakat buradaki bana güzel görünmüyor. Sen almıyorum. Arada şunlardan alıyorum. Bir gün ne deneyeceğim biliyor musunuz şunu? Fiyatı da gayet uygun. Bunlar yengeç. Üzerindeki de yumurtası. Koreliler matbang yaparken bunları böyle soy sosuyla batırıp canlı kılacak. Canlı demeyeyim de çiğ çiğ yiyorlar. Böyle aşırı çiğ çıkıyor. Bu yüzden kuremiyorum. Pişmiş çok seviyorum ama çiğ çiğ yemedim. Ama onları yerken hep canım çekiyor. O yüzden bir gün cesaret edebilirsem deneyeceğim. Böyle. Yosun salatası da varmış. Karides aldım bu arada. Akşam yemeğinde karides yapacağım brokoli ile. Şurada altta bakıyorum. Somon. Oh. Oh. Fiyatı da çok güzel. Okey. Akşam yemeğinde karides boş ver Bilge. Somon yiyeyim akşam yemeğinde ben. Dirliyim. Bu çılgınlığı niye yapmayayım? Bunu hak ediyorsun Bilge Antolis. Size demiştim ya akşam 12'ye kadar çalışıyorum diye.
Saat 12.50. Ben şu an gecenin birinde çıkıyorum restorandan. 12'ye kadar çalışsaydım daha ne isterdim. Gecenin birinde çıkıyorum restorandan. Arabama biniyorum, eve gidiyorum. Yorgunluktan ölüyorum. Bacaklarım koptu. Allah yani. Ah. Tek istediğim şu an kendimi yatağa atmak ve uyumak. Ah, şu an arabada bile uyuyabilirim. O kadar yorgunum. Ay, her yerim ağrıyor. Yorucu bir gündü. Ama bitti şükür. Yarın izindeyim. Yarın iş yok. Ümit ediyorum spora gideceğiz Charlie ile. Ve ders çalışmak var. Onun dışındaki planlarımı hiç bilmiyorum yarına dair. Ama şimdilik görünen bu. Ve ümit ediyorum Anatoly izin verirse biraz uyumak da var. Yorgunum. Ondan sonra hastalanıyorum sürekli tabii ki. Çünkü yarıcı bir tempom var. Böyle. Kusura bakmayın, saat 6.30 Anatoly'yi uyandırmamaya çalışıyorum. Bugün saçımın dokusuna bakmayın, dün akşam banyo yaptım, ıslak ıslak yattım ve bu muhteşem diye kalktım. Her neyse, bugün günlerden pazartesi ve ben dün çok tembel bir gün geçirdim. Pazar günü çok yorgundum, bütün haftanın çalışmasından, sporundan, ders çalışmasından, ev işlerinden, Anatoly'den vesaire derken gerçekten yorgundum. Pazar günü hiçbir şey yapmayarak geçirdim. Yani sanırım tüm gün uyudum, uyandım. Bir bulaşık yıkadım. Bulaşık yıkamak dışında biraz ortalığı toplamak dışında hiçbir şey yapmadım. Süper tembel bir pazar günü geçirdim. Ve gün içinde de sürekli uyuduğum için ve uyuyup uyandığım için gece uyuyamadım. 4'ten beri ayaktayım, uyumaya çalıştım. Döndü dolaş vesaire. Sonunda 6 itibariyle pes ettim. Uyuyamayacağımı kabullendim ve kalktım. Az önce iki klipte izlediğiniz şeylerden bir tanesi, ağzımda Hindistan cevizi yağı vardı. Yağ çekme denilen oil pulling olayını yapıyordum. Bilmeyenleriniz varsa kısaca bahsedeyim. Bu gece boyunca vücut işte kendini temizliyor falan filan. Bütün zararlı bakteriler sanırım dilinizde birikiyor. Ve sabah kalkıp işte o dil üzerine bir bardak su içmek vesaire, bütün o zararlı toksinleri diyeyim vücudunuza geri gönderdiği için bunu yapmamak ve oil pulling dedikleri ağızda herhangi bir yağ, Hindistan cevizi yağı olur, zeytinyağı olur, samyağı olur, herhangi bir yağı ağzınıza çevirmek suretiyle 20 saniye, 30 saniye gerçekten dayanılmayacak kadar kötü değil, bilmeyenlere bilgi veriyorum bu arada, bilenleriniz zaten yapıyorlardır herhalde. Hani neyse, ağzınıza 20 saniye, 30 saniye, 1 dakika ne kadar dayanabiliyorsanız boyunca o yağı çeviriyorsunuz. İşte dişlerinizin arasında, dilinizde falan filan. Sonra da onu yutmuyorsunuz. Bir peçeteye tükürüp ya da çöpünüze direkt tükürebilirsiniz. Ya da bir peçeteye tükürüp çöpe atıyorsunuz. Çeşmeye tükürmüyoruz onu. Sularımızı kirletmesin diye ya da işte her nereye gidiyor sonra kirletmesin diye çöpe tükürüyoruz. Daha sonra dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Az önce yaptığım oydu. Onu göstermek istedim size. Ben dönem dönem bunu yapıyorum ve uzun dönemde sağlık için çok faydalı oldu. Neden yağ? Çünkü yağ o işte kötü bakteri, toksin neyse onları topluyor ve içinde hapsediyor. Doğal olarak gününüze bedeninizi temizleyerek başlamış oluyorsunuz diye. Eğer benim bahsettiğimden çok daha detayları vardı. Eğer ilginizi çekiyorsa ya ağıza yağ çekme olarak ya da İngilizcesini istiyorsanız oil pulling olarak internette aratırsanız bir sürü bilgi edinebilirsiniz. Çok faydalı bir şey. Her neyse onu yaparak başladım. Sürekli düzenli yapamıyorum. Bazen unutuyorum, bazen üşeniyorum ama aklıma geldiği şeyi yapmaya çalışıyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Sonrasında dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Şimdi Anatoly'nin uyanmasını beklerken ders çalışacağım biraz. Geçen gün videoda söylediğimi anlamamış olanlar varmış. 5 kere geri sarıyor yine anlamadım diyen bir arkadaş vardı. Oil pulling diyecektim. Beyin orada hala. QuickBooks çalışıyorum şu an. Keşke daha çok vakit ayırabilsem ama maalesef şu an daha başlardayım. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Daha sonrasında başka şeyler öğrenmek arzusundayım yapabildiğim kadar. Kahvemi yaptım. Uykudan dediğim gibi umudumu kestim. Aslında spor salonu 8'de açılıyor. Anatoly erken uyanırsa bugün direkt spor salonuna gideceğim sabahtan. Kahvaltı öncesi sporumu yapayım istiyorum. Ondan sonra işte eve geldim, kahvaltı da şöyle bir derken akşam yine iş var. Öyle Anatoly uyanana kadar biraz ders çalışacağım. O kahvaltısını ederken falan. Sonra onu ikna edebilirsem erkenden spora gidip onu halletmek aradan çıkarmak istiyorum. Böyle.
dediğim gibi bugün aynen pazartesi ve şimdi bu video, bu parçayı da birleştirip vlogumu yükleyeceğim sizlere ve ümit ediyorum hepimiz için mutlu, huzurlu, güzel bir aya ve haftaya başlıyoruzdur. Enerjimizin yüksek olduğu, motivasyonumuzun yüksek olduğu, yapmak istediğimiz şeyleri yapabildiğimiz, aşk, huzur, sağlık en başta tabii ki, barış, para, istediğiniz her şeye sahip olabileceğiniz güzel bir hafta ve ay olsun hepimiz için. Eylül ayı güzel geçsin ümit ediyorum diyerek sizi öpüyorum ve kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.